eğitim programımızın ikinci kısmına geldik. Buradaki ana sorumuz afet riskinin azaltılmasına deprem istatistiğinin katkısı nedir? Tabii afete neden olan bir sürü jeofizik olaylar var. Bunlar çığdır, heyelandır, işte bunun gibi depremdir gibi bir sürü şu anda aklımıza gelen ve gelmeyen bir sürü jeofizik olaylar var. Ama biz bu jeofizik olaylar ya da jeofizik tehlikeler içerisinde depreme bağlı afet riskinin azaltılmasında depreme bağlı istatistik çalışmaların katkısı nedir sorusunu sormak istedik. Sorumuz tabii ki özet olarak bu şekilde. Bu sorunun cevabını arkadaşımız şekillerle hazırlandı. Metinsel olarak da şu anda açıklayacak. Buyurun. Afet riskinin azaltılmasında deprem istatistiğinin önemi büyüktür. Afet riskli alanların ortaya konabilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için bölgede daha önce gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi muhtemel depremlerin bilimsel açıdan değerlendirilerek olası afet riskinin önüne geçme açısından istatistiğin önemi çok büyüktür hocam. Burada da ülkemizdeki 1900 yılından 2011 yılına kadar olan depremde can kaybı ve hasarlı bina görselimiz var. Yine ülkemizde olan depremlerin kayıtlarını içeren haritamızı üzerindeki bilgiler paylaşmakta. O yüzden de deprem tehlikesinin olduğu yerlerde afet riskinin azaltılması konusunda istatistiğin önemi çok büyüktür. Evet. Bu kadar. Başka var mı ilave bir şey? Bu kadar mı? Bu kadar hocam. Tamam. Şimdi herkes deprem haritası gösteriyor. Bu deprem haritası işlenmemiş bir veriyi ifade eder. Bir de gerçekten tehlikenin görsel durumunu gösterir. Ama bu veriler işlendiği zaman yani bir büyük depremin olma olasılığını gösterdiği zaman ya da bir büyük depreme bağlı noktasal olarak her bir gayrimenkule etkisini maksimum ivme büyüklüğü olarak gösterdiği zaman ne olmuş olur? Bu deprem verisinden yarar üretilmiş olur. Kamu yararı üretilmiş olur. Zaten deprem istatistiğinin amacı deprem verilerini kullanarak bir kamusal yarar üretmektir. Bu harita, en sadık harita, bir deprem ülkesinde olduğumuzun belgesidir. Deprem ülkesinde olduğumuzu belgeleyen bu veriler analiz edilirse, dediğim gibi tekraren söylüyorum, işte beklenen büyük deprem olasılıkları 30 yıl içerisinde ne yapılabilir? Nokta nokta verilebilir. Bununla ilgili olarak da çalışmalar dünyada devam etmektedir. Genellikle büyük depremlerin tahmini ile ilgili bizler Poisson olasılığı kullanıyoruz. Bu önemli bir şey. Tabii ki gelecek 30 yıl içerisinde işte örnek olarak Türkiye'de beklenen deprem tehlikesi nasıl değişiyor? Bu beklenen deprem tehlikesinin İşte 7'den büyük deprem tehlikesi, 6'dan büyük deprem tehlikesi, 8'den büyük deprem tehlikesi olasılık olarak gelecek 30 yılda Türkiye'de nasıl değişiyor? Biz bunu bildiğimiz zaman gelecek 30 yıl içerisinde ömrü 30 yıl olan mesela bir baraj ya da bir nükleer santral yapmaya karar verdiği zaman yöneticilerimiz biz onlara diyoruz ki efendim gelecek 30 yıl içerisinde beklenen 7'den büyük beklenen büyük deprem riski küçük olan alanlar burasıdır. O zaman bu kamu kaynakları kullanılarak yapılacak işte bu yatırımları işte nükleer santral gibi ne bileyim ya da yer altından doğal gaz boru hattının geçirilmesiyle ilgili güzergahların tayini gibi
Bu tür çalışmalarda bu büyük deprem tehlike tahminleri ne yapılabilir? Kullanılabilir. En düşük riskli alanlardan ne yapılabilir? Bu hatların, yerin altındaki patlan dediğimiz bu hatların geçirilmesi planı yapılabilir. Ya da bir şehirde ne bileyim yapılacak kamu binalarının seçiminde beklenen en büyük deprem ivmesi değeri esas alınarak kamu binaları ki bunların başında hastaneler, okullar, ne bileyim belediye binaları gibi binalar için yer seçimi yapılabilir. Demek ki bunların temelinde ana bilim ya da ana yöntem deprem istatistiğinden gelmektedir. Deprem istatistiği mevcut, görsel, ham verilerin işlenmesi ve yöneticilere bir rehber olarak deprem risk ya da deprem tahmin olasılık rehberi olarak onların işini kolaylaştırıcı bir veri tabanı sunmaktadır. Evet, benim kısaca özetleyebileceğim hususlar bu konuda bunlar ile sınırlıdır. Evet, bu sorunun da cevabını bu şekilde verdikten sonra kaydımızı durdurduk.